da milletimize faydalı olacak çok büyük faaliyetler yürütüldü ve bunlar istikrarlı bir şekilde devam ediyor ve bundan dolayı Şahmurat Hocamın nezdinde tüm çalışanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabii bugün aslında çok önemli bir faaliyet yapıyoruz. Yani burada üç kuşak akademisyeni bir araya getiren bir çalışma söz konusu. Çünkü biz tabii eğitimin aslında bir usta-çırak ilişkisi olduğunun farkındayız. Yani işte onun için zaten fiziken bir araya gelmeye ihtiyaç var. Birbirimizi daha yakından tanımaya ihtiyaç var. Ve aynı zamanda bu eğitim süreci bir inşa süreci. Yani kişilerin birbirleriyle etkileşime girerek inşa ettikleri bir süreç. Ve eğitim de bu anlamda aslında insana yapılan en büyük yatırım anlamına geliyor. Ve gerçekten de mesela bir işte eğitime, programa başladığınızda işte o konu hakkında bilgisi olmayan bir öğrencinizin zaman içerisinde sizin işte ortaya koyduğunuz kimlik, kişilik, işte kavramlar, kuramlar, metodolojiler, yaklaşımlar bağlamında kendisini nasıl inşa ettiğini ve bu etkileşimin ne kadar kalıcı olduğunu görüyorsunuz ve bu da zaten herhalde bir eğitimcinin yaşayabileceği en büyük mutluluk olsa gerek. Çünkü kuşaktan kuşağa aktarım ancak böyle bir eğitim süreciyle mümkün. Dolayısıyla biz de bu bağlamda çok kıymetli öğrencim, yüksek lisans öğrencim Abdullah Havila ile birlikte bir çalışma yürüttük. Aslında tabii yürüttüğümüz çalışma da oldukça önemliydi. Çünkü özellikle yani hepimizin içinde tabii önemli bir yara olan Filistin konusunu bugün konuşacağız ve bu konuda bir çalışma yaptık. Tabii özellikle Abdullah'ın Gazze'de yaşıyor olması, yani bir Filistinli olması, özellikle Gazze'den bahsetmemiz mümkün ki Gazze bu sıkıntıyı en fazla yaşayan coğrafya ve dolayısıyla zaten konumuzun bu anlamda öğretici olması ve somutluk taşıması açısından çok önemli. Yani bizzat olaylara hani şahit olan bir insanın işte ancak kitaplardan okuyarak ya da ekranlardan izleyerek fikir edinenlere göre çok daha büyük bir tecrübesi oluyor. Yani biz aslında tebliğimizi ortaya koyarken hep mesela bir tanımlama sorunundan bahsettik. Çünkü bu konu yani ta 1897'lere kadar uzanan yani ilk işte Siyonist Kongre ile ortaya çıkan ve özellikle işte Yahudilere bir devlet kurma fikrinin işte işlendiği bir konu ve bunun da inançla doğrudan bağlantısı var. Özellikle Yahudilikte bir arz-ı mevuddan ya da İngilizcesiyle Promised Land dediğimiz vaat edilmiş topraklardan bahsediyoruz ve buranın da işte ilk başta Uganda gibi farklı ülkeler işte tanımlanmasına rağmen o dini kaynaklar esas alınarak ki hani bu tabii dini kaynakların ne kadar muteber olduğu bizim için tartışmalıdır. Ama buranın işte Mezopotamya coğrafyası, Kenan ili diye bildiğimiz coğrafya olduğu söylenmiştir. Ve bununla ilgili de bir takım politikalar uygulanmıştır. Ve bu politikalar neticesinde biz İsrail Devleti'nin işte kurulduğunu ve bu sürecin işte maalesef yani planlandığı gibi hızla geliştiğini görüyoruz. Ve bugün mesela özellikle yaşadığımız en büyük sorun maalesef İslam dünyasının içinde bulunduğu acziyettir. Yani dolayısıyla mesela Türkiye'nin dışında doğru dürüst bu meseleye kafa yoran ya da kafa yormuş olmasına rağmen artık son dönemde bunu bir mesele olmaktan çıkaran bir yaklaşım söz konusudur. Nitekim bu tanımlamadan da anlaşılır. Yani ilk başta bu konu ilk gündeme geldiği zaman bir Arap-İsrail meselesinden bahsederken bugün artık tanımlama Filistin-İsrail meselesi olarak anlaşılmıştır. Ama biz tabii Abdullah'la da şunu söylüyoruz ya aslında bu niye bir Filistin meselesi olsun? Bu aslında bir İsrail meselesidir. Yani gittikçe işte genişleyen, topraklarının sınırları belli olmayan, yeni yerleşim alanları açan ve bu işgaller sürecinde de ciddi ve sistematik anlamda insanlığa karşı suç işleyen bir İsrail vardır. Dolayısıyla bu sorun Filistin sorunu değildir. Bu sorun bir Arap sorunu değildir. Aslında bu sorun bizatihi İsrail sorunudur. Dolayısıyla meseleyi doğru tanımlarsak doğru neticelere ulaşabiliriz diye biz şahsen düşünüyoruz. Ve dolayısıyla bu anlamda da biz çalışmamızı tabii ki o bilimsel gerçekliklere uygun bir şekilde bilimin özellikle evrensel anlamda kabul ettiği metodolojiler ve teknikler bağlamında böyle bir gerçekçi çerçeveye
oturttuk ve bu gerçekçilik esasından da bu meseleyi en iyi bilen, bizzat yaşayan, teneffüs eden bir arkadaşımızla, kıymetli bir öğrencimle beraber bu çalışmayı yürüttük. Tabii aynı zamanda burada üç kuşaktan bahsedildiği için tabii ki benim yüksek lisans danışmanım ve benim gerçekten çok şeyi kendisine borçlu olduğum Mehmet Tayfun Anman'ı da buradan anmadan geçemeyeceğim. Kendisi bizim sosyoloji bölümümüzün kurucusudur. Daha sonra Marmara Üniversitesi ve Spor Akademisi bölümüne geçmiştir. Ve daha sonra da şimdi Sakarya Üniversitesi'nde bulunmaktadır. Ama bir mazeretinden dolayı maalesef toplantımıza katılamadı. Ben de onu burada saygıyla ismini yad ediyorum hocamın. Ve bu anlayışlar çerçevesinde sözü Abdullah'a bırakıyorum. Buyur Abdullah, hep beraber seni dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. İnşallah güzel bir konuşma olacak. Şimdi benim konuşmam Tanah'tan Eski Ahit'ten 12. bölümüyle başlayacağım. Bilmeyen için Tanah Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal kitaptır. 12. bölümün adı Avram'a Çağrı. İbrahim Aleyhisselam'a çağrı. Rab, Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini, Berak sana göstereceğim, ülkeye git dedi. Avram, Harran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındayken karısı Saray'a yeğeni Lut'u Harran'dan kazandıkları malları, uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı. Oraya vardılar. Abraham ülke boyunca Şikim'e kadar ilerledi. Orada 10 günlerde Kinaliler yaşıyorlardı. Şimdi Yahudilere göre İbrahim Aleyhisselam Yahudilere göre büyük atasıdır. Peygamber İbrahim milattan önce 1850'de 75 yaşındayken onun eşiyle Sara Kenan ülkesi Filistin demektir. Filistin'e göç ediyorlar. Yani onun dedelerinin toprakları değildir. Göç ediyor. Şimdi ondan sonra orada Filistin'de uzun zaman oturamıyor. Çünkü Filistin'de kıtlık, açlık oluyor. Bundan sonra Mısır'a geçiyor. Mısır'a geçerken İbrahim Saray'a diyor ki güzel bir kadın olduğunu biliyorum dedi. Olur ki Mısırlılar, bu Tanah'tan okuyorum. Yahudi kitabından okuyorum. Biraz daha yalnız Olur yüksek ki sesle Abdullah alabilirsek daha çok sevinirim. tamam hocam. Tamam hocam. Şimdi İbrahim Mısır'a geçerken karısı Saray'a güzel bir kadın olduğunu biliyorum dedi. Olur ki Mısırlılar seni görüp bunun karısı diyerek beni öldürür, seni sağ bırakırlar. Lütfen onun kız kardeşim de. Öyle ki senin sayende bana iyi davransınlar. İbrahim Mısır'a girince Mısırlılar karısının çok güzel olduğunu fark ettiler ve Firavun'a söylemişler. Firavun saraya alıyor. Sonra Mısır'ın Firavunu hakikati biliyor. İbrahim Aleyhisselam'ı çağırıyor. Diyor ki neden Sara senin kız kardeşine söyledi? Ve böylece Avram derken İbrahim kastediyorum. Karısını sahip olduğu her şeyle birlikte gönderdiler. Sonra Filistin'e geçmişler. Filistin'de yaşarken Sara İshak'ı doğuruyor. Sara İshak'ı evlendirmeye niyet ederken İbrahim'e söylemiş ki İshak'ın karısı Filistin'den olmayacak. İbrahim onun kulisini Irak'a gönderiyor. İshak'a münasip bir kızı bulsun diye. İshak Arami bir kızla Ribika ile onun adı Ribika ile evleniyor. Ribika Yakup'u doğuruyor. Bu çok önemli bir olay. Çünkü Yakup'a İsrail denir.
Yakup 12 çocuğa sahip oluyor ve bu 12 çocuğa İsrail oğulları denir. Yakup büyüdükten sonra Haran'a geçiyor. Haran'a geçtikten sonra orada onun dayısı Lavan'ın yanında çoban olarak çalışmaya başlıyor. Dayısının Liya ve Rahel adının da iki kızı vardı. Yakup Rahel'le aşık oluyor. Lavan bir gün ne kadar ücreti istediğini sorduğunda para yerine kızı Rahel'e istedi. Ve öyle Rahel'le evlenmiş Yakup. Sonra birkaç yıl sonra Liya ile evleniyor. Orada Harran'dayken Yakup 11 çocuğa sahip oluyor. Ve sonra Filistin'e geçiyorlar. Orada yine uzun bir süre oturamıyorlar. Yine kıtlık oluyor Filistin'de. Mısır'a geçiyorlar. Onlar Mısır'a geldiklerinde sayıları yaklaşık 70 olan İbranilerin 4 jenerasyon sonra toplam sayıları 600 bin dayanmıştı. Mısır'ın firavunu böyle duyunca köleleştirmeyi başlıyor onları. Sonra öldürmeyi başlıyor. O zamanlarda Musa aleyhisselamı duyuyor. Musa aleyhisselamın hikayesini biliyoruz. Onun annesi Nil nehrini atıyor. Sonra karşılaşıyor. Biliyoruz onu. Şimdi bu bakış, bu tarihi bakış açısından şunu görüyoruz. İbrahim Kinan ülkesini göç ediyor. Yani onun dedesinin ülkesi değildir. Ve onun karıları Filistin değildir. Filistin'den değildir. Yakup'un karıları, İshak'ın karıları Filistin'den değildir. Yakup çocukları Filistin dışında doğmuş. Ve Musa aleyhisselamı Mısır'da doğmuş. Yani Filistin'de değil. Filistin'in dışında doğmuş. Yani kastettiğim şu. Yahudiler Filistin ile ilişkisi yüzeysel bir ilişki. Şimdi Yahudiler Filistin'le ilişkisi tarih boyunca sadece 400 yıl. Sadece 400 yıl. Ve bu 400 yıl içinde Yahudiler Filistin'den çıkıyorlardı ve dönüyorlardı. Yani sürekli bir şekilde Filistin'de yaşamamışlar. Tarihte 400 yıl bir süre sayılmaz. Yani uzun bir süre sayılmaz. Müslümanlar Filistin'le ilişkisi 1200 yıldır. İsrailliler diyorlar ki Filistinliler bu toprakta hakkı yoktur. Ama Filistinliler zaten Kinanliler Araplar. Biliyoruz biz Kinanliler Araplar. Arap Yarımadası'ndan Filistin'e göç ediyorlar. Şimdi Kinanliler milattan önce 9000 yıl 9000 yıl önce milattan önce Filistin'e geçmişler. Yani Filistin'in sahipleri Araplardı. İsrailli tarih profesörü Shlomo Sand'a göre Yahudi milliyetçilik yoktur. Hatta bu profesör bir kitap yazmış ki onun adı, bu kitabın adı The Invention of the Jewish People. Yani Yahudi halkının uydurması, icadı. Yani bu bir masaldır, bir yalan. Çoğu İsrailler, İsrailli tarihçiler tarihi tahrif ediyorlar ve bizim kafamıza İsrailleri kavurmasını zorla sokmaya çalışıyorlar. Ama bu kitap Yahudi halkının icadı ya da uydurması inkar ediyor bunu. Yahudi milleti kavramının bir masal olduğunu belirterek İsrail'in Siyonizm hareketi tarafından gerçekleştirilen Filistin sömürgesinin ürünü olduğunu söyledi. Profesör Shlomo Sand, bu İsrail'li bir profesör, diyor ki bence Yahudi milleti
İsrail'i meydana getirmek için uydurulmuş bir masaldır. Siyonizm kullandığı tarihse Tivillerin yanlış olduğunu ispat etti ve dedi ki İsrail rejiminde gerçek bir demokrasi yoktur çünkü İsrail halkı bir devlet değildir. Yahudiler için bir Yahudi devlettir ve bu yüzden de gerçek bir demokrasi olmaz İsrail içinde. İsrail devletin üzerine kurulduğu iki masal vardır. Birincisi vaat edilmiş toprak, diğeri Tanrı'nın seçilmiş halkı. Peygamber İbrahim aleyhisselam milattan önce 1850'de Kenan ülkesine yani Filistin'e göç ettiğinde bu o bölgenin sahipleriyle yaşıyor. Yani o bölgenin sahipleri vardı. Ticaret yapıyorlardı. Kültürü vardı. Medeniyetleri vardı. Ve İsrailler diyorlar ki bu toprak bizim dedelerimizin toprakları. Öyle diyen zaten yalan söylüyor. Çünkü zaten sahipleri var. Yurtsuz insanlar için insansız bir yurt bu cümleyi diyen yalan söylüyor. Çünkü zaten sahipleri vardı. İbrahim oraya geçmeden önce sahipleri vardı. Tanah'ta İsrail toprakları hiç geçmemiş. Hiç. Ama Kenan ülkesi geçiyor. Kenan ülkesi kim? Filistin. Filistinliler demek. Şimdi Filistin'de Eriha şehri var. Bu şehrin yaşı milattan önce 9000 yıl. Bu şehri Kenanliler inşa etmişler. Yani bizim hakkımız yani biz milattan önce 9000 yıl bu şehri inşa ettik ama Yahudiler diyorlar ki bizim hakkımız yok bu toprakta. Şimdi şüphesiz ki Siyonistler yeni kavramlar ve yeni cümleleri kuruyorlar. Siyonistler Filistinlerin Kenan ülkesindeki varlığını çeşitli yollarla gizlemeye çalışıyorlar. Bu hedefe ulaşmak için Tevrat arkeolojisini kullanıyorlar. Gazeteleri kullanıyorlar. Sinemayı kullanıyorlar. Medyayı kullanıyorlar. Ve şimdi Yahudiler diyorlar ki bu ikinci masal Tanrı'nın seçilmiş halkı. Bu cümleyi düşünürken ırkçılık aklımıza geliyor. Diğerleri dışlamak aklımıza geliyor. Diğerleri mahvetmek aklımıza geliyor. Diğerlere saygı göstermemek aklımıza geliyor. Yahudi bir devlet kurmak için Siyonistler öyle bir kavramları kuruyorlar. Burada bir soru sormamız gerekiyor. Yahudiler bir halk mı? Gerçekten bir halk mı? Kesinlikle hayır. Bir halk değildir. Çünkü halk dediğimiz zaman ortak bir dil olması gerekiyor. Ortak gelenekler olması gerekiyor. Ortak kültür olması gerekiyor. Ama şimdi dünyaya baksak Rus Yahudinin kulturu Amerikalı Yahudinin kulturuyla farklıdır. Yani aynı kültür, aynı dil değildir. Zaten bir halk değildir. Ve Siyonistler Yahudiliğin bir milliyetçilik olduğunu yaymaya çalışıyorlar. Bunu yayan ve diyen bir sahtekardır. Çünkü Yahudilik bir dindir. Bir milliyetçilik değildir. Eğer mesela diyelim ben Filistinliyim, ben Müslümanım. Türkiye'de Müslümanların ülkesi. Şimdi ben Türk vatandaşım diyebilir miyim? Kesinlikle hayır. Çünkü İslam bir milliyetçilik değildir. Bir dindir. Çoğu Siyonistler yani İsrailli tarihçi İlan Pape diyor ki çoğu Siyonistler Tanrı'ya inanmıyorlar. Yani bu İsrailli bir tarihçi İlan Pape diyor ki çoğu Siyonistler Tanrı'ya inanmıyorlar ama Tanrı onlara Filistin'i vaat ettiğini inanıyorlar. Bu cümle %100 doğru. Çünkü büyük Siyonistler
Theodor Herzl, David Ben Gurion, Golda Meir ve Moshe Dayan gibi hepsi Tanrı'ya inanmıyor. Bu cümleyle bitirmek istiyorum benim konuşmamı. İsrail her şeyi istiyor. Ama her şeyi isteyen her şeyi kaybeder. Teşekkür Vallahi ederim. çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Çünkü aslında Abdullah bize konunun nereden başladığını tarihsel kökenleriyle anlattı. Ben de şimdi geri kalan süremizde bunun güncel yansımalarını anlatmak istiyorum. Ama Abdullah'ın sunumunda tabii birkaç tane flash çok önemli boyut vardı. Hepsi çok güzeldi ama öncelikle yani buradaki şu vurgu çok önemli. Bu Kenan coğrafyası dediğimiz Mezopotamya coğrafyası yani bugünkü Filistin ülkesi 12 bin yıldır Müslümanların elinde olan bir yerdir. Ama yani İsrail'in gerçekten de hak iddia ettiği gibi geçmişte var olduğu bir coğrafya olmamıştır. Ve nihayetinde ikinci vurguda Yahudiliğin aslında bir milliyet ya da bir ırk ya da bir halk inşa edebilecek kökene sahip olmadığı sadece bir dinden ibaret olduğudur. Ama üçüncü büyük bence Abdullah'ın bahsettiği şey buradaki bir kurgudur. Aslında hani bir uydurma inşa kavramını kullandı. Yani aslında benim tabii uzmanlık alanımda ulus inşası konusu. Tam da bu mesele de ulus devlet nasıl inşa edilir ya da buradaki kullanılan stratejiler nelerdir? Şimdi burada da onların dayandığı bir strateji var. Yani güya işte Tevrat'a göre ya da onun sözlü kaynaklarına göre, Talmud'a göre İşte burası Tanrı'nın vaat ettiği bir yer. Arz-ı Mevud. Ama yani gerçekten buradaki çelişki çok önemli. Yani Tanrı'ya inanmayan, yani Allah inancı olmayan insanlar, onu çok güzel ifade etti. Allah'ın vaat ettiği toprakların varlığına inanabiliyor. Bu nasıl olabilir? İşte burada biz yani seçilmiş travma kavramından bahsediyoruz siyaset sosyolojisinde. Mesela bunun bir örneği de Ermenilerdir. Yani işte 1915'te Ermeni soykırımı oldu. Buna iman ederler. Yani buna kim karşı çıkarsa haindir, yalancıdır, şöyledir, böyledir. Ama mesela biz bugün yani o gün yaşayan Ermenileri hani elimizde olsa yeniden hayata döndürsek o zamanki Osmanlı zabitlerini, paşalarını, siyasetçilerini yani hayata geri döndürebilsek ve bunların hepsi de deseler ki kesinlikle böyle bir şey olmadı. Ama bugün Ermeniler bu iddiasından vazgeçmezler. Neden? Çünkü bu kullanışlı bir parametredir. Yani bu aslında bugün Ermeni devletinin ya da Ermeni ulusunun devam edebilmesi için tarihte yaşanmış böyle bir acı, ortak kader bu insanları birleştiren bir unsurdur. Ve dolayısıyla yani Ermeni soykırımı hiç gerçekleşmemiş olsa da Ermeniler bunu muhafaza etmekten ya da kabul etmekten kesinlikle vazgeçmeyeceklerdir. Yani bu da siyaset sosyolojisinin bize söylediği bir hakikattir. Bunları sağ olasın Abdullah çok güzel bir şekilde dile getirmiş oldun. Ben de kaldığımız yerden devam edelim. Daha güncele geçelim. Vaktimizin el verdiği ölçüde. Şimdi tam da Abdullah'ın dediği gibi böyle bir tarihsel ve teolojik yani inanca dayalı alana bağlı olarak artık 1900'lerin başına doğru yani 1897'de ilk Siyonist Kongre toplanıyor. Aslında mesela çok ilginçtir. Bunların arkasında da İngiltere var. Ve işte biliyoruz hepimiz Theodor Herzl'in işte bir işte Yahudi gazeteci veya bir münevver olarak Abdülhamit Han'la bir görüşmeleri var. Ve işte şöyle bir ahlaksız teklifte bulunuyor. Yani bu Filistin coğrafyasını bize verin, bizim yerleşimimizi açın, biz de sizin tüm dış borçlarınızı ödeyelim. Orada da tabii tarihi bir hakikat var. Yani biz işte bir yeri hani neyle aldıysak onunla veririz. Biz orayı kanla aldık. Ve burası bir Müslüman beldesidir. Dolayısıyla biz burayı size kesinlikle verirsek ancak kanla veririz demiştir. Ve bu maalesef gerçeğe de dönüşmüştür. 1916-17'de malum olduğu üzere Sykes-Picot dediğimiz gizli İngiliz-Fransız anlaşması neticesinde burası bir savaş alanına dönüştürülmüştür. Ve Birinci Dünya Savaşı maalesef Osmanlı'nın hezimetiyle tamamlandıktan sonra burası önce mesela burası da enteresan. Fransız mandasına verilmiştir. Ama buranın stratejik önemi anlaşıldıktan sonra İngilizler mızıkçılık yaparak buranın mandasını ele geçirmişlerdir. Ve 1930'lar ve sonrasındaki süreçte burayı aynen Abdullah'ın demin söylediği gibi bir takım yalan propagandalarla yani burası bomboş bir arazidir, buranın sahipleri yoktur,
işte buranın toprağı bereketlidir, gelin demişti. Ve gene Abdullah'ın isabetle söylediği gibi buraya ilk başta mesela Yemen'den Yahudiler gelmiştir. Sonra Fas'tan gelmiştir. İşte Avrupa'dan, Macaristan'dan, Polonya'dan gelmiştir. Ruslardan gelmiştir. Almanlardan gelmiştir. Hatta bu Holokost dediğimiz, yani Yahudi soykırımının, bu İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde yapılan Yahudi soykırımının asıl nedeni de Avrupa'daki Yahudileri işte Mezopotamya'ya, Kenan coğrafyasına, Filistin topraklarına çekmektir. Çünkü o güne kadar Yahudiler hep bir ezilmişlik ya da mağduriyet edebiyatı yaparak Avrupa'da çok büyük, işte bürokraside, siyasette, ticarette çok iyi yerlere gelmişlerdir. Ama aynen demin Abdullah'ın söylediği gibi, nasıl Firavun işte oradaki Yahudi sayısından dehşete düşmüşse, Avrupa'da aynı dehşeti yaşamıştır. Yani Avrupa'nın tamamen Yahudileşmesine karşı bir ırkçılık göstergesi ortaya konulmuştur. Ve nihayetinde bu Hitler'in Holokost'u olarak gerçeğe yansımıştır. Ama burada tabii rakamlar çok abartılıdır. Yani bunların içerisinde mesela Polonyalılar da vardır, orada yaşayan Macarlar vardır, Çingeneler vardır. Sayının 6 milyonun çok çok altında olduğu bilinmektedir. Ben özellikle bu coğrafyaları gezdim. İşte Polonya'da mesela Auschwitz ve Birkenau gibi üsler var. Yani hala orada o Joseph Mandela'nın nasıl işte ırkları karıştırarak neler yapmaya çalıştığı, oradaki işte gaz odaları, krematoryum dediğimiz yerler, bunların hepsini biliyoruz. Yani bunlar gerçektir. Hani şu yanlış anlaşılmasın. Yani masum olan bir kişi, ister işte Yahudi olsun, ister Filistinli olsun, ister Hristiyan olsun, bizim inancımız da bunu söyler. Haksız yere bir insanın katledilmesi, hele hele böyle bir soykırıma tabi tutulması kesinlikle kabul edilemez. Ama burada acı olan nedir? Yahudilerin kendi maruz kaldıkları işte işkenceleri, daha da fazlasını bugün Filistin halkına ve Orta Doğu coğrafyasına yapmalarıdır. Yani kabul edilmesi imkansız olan temel şey budur. Nitekim 1947'de burada İngiliz mandası işte bitmiştir süresi ve 1948'de de hemen işte İsrail Devleti Mayıs'ın 14'ünde kurulmuştur. Filistinli kardeşlerimiz bunu Nekbe, yani büyük bir felaket olarak tanımlamıştır. Ve daha sonra biliyorsunuz 1967 ve 1948'de beraber 3 tane büyük savaş yaşanmıştır. Ama maalesef bu savaşların tamamı işte İsrail'in zaferiyle nihayete ermiştir. Ve 1967'de özellikle Birleşmiş Milletler'in çok önemli bir kararı var. Yani iki devletli çözüm modelini ortaya koymuştur. Ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in baş şehri olmasını kabul etmiştir. Ve Kudüs'ün de bir bütün olarak uluslararası koruma altına alınan uluslararası statüde bir şehir olmasını kabul etmiştir. Çünkü burası hem Müslümanlar, hem Yahudiler, hem Hristiyanlar için kutsal bir şehirdir. Ama maalesef tabii o günün şartlarında her iki tarafta bu anlaşmayı, çözüm önerisini reddetmişlerdir. Sonraki süreçlerde işte tabii ki artık İsrail'in kökleşmesi, kurumsallaşmasıyla beraber bu zulmün daha da fazla arttığı dönemler görüyoruz. Tabii vaktimiz kısıtlı olduğu için çok detaylarına giremeyeceğiz ama buna mukabil Filistinli kardeşlerimiz Aralık 1987 ile 93 arasında birinci intifadayı başlatmışlardır. İntifada aslında bir halk direnişi, mukavemeti anlamına gelmektedir. Ve bunun getirisi olarak 1993'te Oslo ve Madrid görüşmelerine, konferanslarına katılmışlardır. Ve bu aslında büyük bir imkan da sağlamıştır. Çünkü o güne kadar aslında uluslararası toplum hep işte İsrail'i haklı görerek onun yanında yer almışken, ilk defa bununla beraber artık orada Filistin diye bir gerçeğin olduğunu, oranın asıl sahiplerinin bulunduğunu ve bunların işte peyderpey sistematik bir zulme maruz kaldıklarını kabul etmek zorunda kalmışlardır. İkinci intifada dediğimiz şey de Eylül 2000'de başlayıp 2005'e kadar devam etmiştir. Ve burada da özellikle Ürdün'e, Lübnan'a yapılan zorunlu göçler ve orada işte Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı dram ve travma daha çok gündeme taşınmıştır. Ve burada tabii en önemli şey, yani efsanevi lider Arafat'ın 1974'te Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı açıklamadır. Ben bakın bir elimde silah, bir elimde zeytin dalıyla geliyorum ve siz, yani benim elimdeki bu barış dalını düşürmeyin diye, hani yarı tehdit ama hem de iyi niyetini gösteren bir yaklaşım ortaya koymuştur. Ama bu maalesef zeytin dalı çoktan hoyratça kırılmış
durumdadır. Yani maalesef bundan sonra da bu yönde bir işaret göremiyoruz. Ve mesela burada Arafat ılımlı bir yolda izlemiştir. Mesela 1988'de İsrail'i bir devlet olarak tanımıştır. 47'den itibaren Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları kabul etmiştir. 67 sınırlarını kabul etmiştir. Ama maalesef bunlar tabii tarihin işte tozlu raflarında bugün kalmıştır. Ve burada mesela günümüzde yaşadığımız sıkıntıya benzer bir şey 2014'te gene Gazze saldırısında yaşanmıştır. Ama en son tabii bizim bugün konumuz olan mevzuda 2021 14 Mayıs'ında Ramazan ayı içerisinde hepimizin çok iyi bir şekilde yaşadığımız saldırılardır. Ve bu aslında saldırının temelinde yani Mescid-i Aksa'da ibadet eden cemaate yani silahsız, masum ibadet eden insanlara yapılan bir saldırıdır. Bunun işte öncesinde bir Mescid-i Aksa'ya abluka uygulandığını görüyoruz. Ve burada işte Hamas'ın verdiği bir süre var. Şu süreye kadar Mescid-i Aksa'yı açın denmiştir. Buna uyulmamıştır ve bunun üzerine cemaate bir saldırı yapılmıştır ve sembolik de önemi vardır. Çünkü bugün 14 Mayıs günü yani İsrail'in kurulduğu işte Kudüs günü olarak işte İsraillerin kutladığı ve yani Filistinli kardeşlerimizin Nekbe büyük felaket diye ifade ettiği gündür. Dolayısıyla burada tabii bunu hazırlayan sebepler vardır. O dönemde biliyorsunuz 2017'de Trump'ın başkenti Kudüs'e taşıma kararını alması ki bu Birleşmiş Milletler'in 1967'deki anlaşmasına aykırıdır. Çünkü Kudüs uluslararası bir statüde olmalıdır ve Doğu Kudüs'te Filistin'in başkentidir. Tabii burada Netanyahu'nun mesela 4 defa seçime gitmesine rağmen seçilememesi durumunda yaptığı yolsuzluklardan dolayı mahkeme önüne çıkacak olması ve yani buralarda biliyoruz yani böyle bir alarme edici bir durum yaşandığı zaman yani orada kahramanlık yapıp kazanan nihayetinde Netanyahu olacaktı ama bu planı tutmadı. Dolayısıyla onun dışında İran'la Amerika arasında müzakereler, nükleer müzakereler devam ediyordu. Bunu özellikle engellemek için de İsrail bu saldırıyı gerçekleştirdi. Bir de bunun tabii Abdullah'ın başta söylediği gibi yani bize çok saçma gelse de inanç temeli var. Yani bunlar yani işte Siyonist Yahudiler ki hani Siyonist kavramının altını çizmemiz lazım ki Abdullah bunu daha iyi bilecektir. Yani Yahudilerin içerisinde son derece insaflı, vicdanlı, Filistinli kardeşlerimizle birlikte hareket eden ve bu Siyonistlere karşı çıkan bir kesim de vardır. Ama maalesef önemli bir kısmı da Siyonistlerden oluşmaktadır. Siyonistler yani mutlaka Yahudilerin bir devleti olması gerektiğine inanan insanlardır. Ve dolayısıyla bunlar işte Armageddon dedikleri bir inanca sahiptir. Yani bu da temel itibariyle şunu söylemektedir. Yahudiler işte nedir? Dünyada kaosu, anarşiyi çıkaracak olan insanlardır. İşte Hristiyanlar olarak bizim onlara işte destek vermemiz lazım ki yani evanjelizm dediğimiz şey Hristiyan Siyonizmi diye ifade ettiğimiz bir harekette Amerika'da çok güçlüdür. Hatta yani bunun işte seçmen Trump seçmenlerinin %30'unu oluşturduğu söyleniyor ve Trump da Hristiyan Siyonist ve evanjelik bir kişidir. Yani ki en yakınındaki kişi de zaten bizim bildiğimiz Mike Pence yani onun yardımcılığını yapan isim bu işin havarilerinden birisidir ve dolayısıyla bunlar şuna inanıyor. Yani işte Yahudilere destek verirsek, bunlar Orta Doğu'da büyük bir kaos çıkarırsa, Tanrı kıyamete zorlanmış olur ve kıyamet gerçekleştiği andan itibaren Davud'un krallığı kurulacaktır. Ve işte gene dünya coğrafya, gene ahirete de inanmıyorlar Abdullah'ın dediği gibi. Yani dünyada, yani gene aynı coğrafyada 1000 yıl süren bir Davud'un krallığı ortaya çıkacaktır. Bu işte kıyamete zorlayanlar da cennette baş köşeyi alacaklardır. Yani dolayısıyla hani bugün aslında baktığımız zaman yani Amerika'nın işte ne bileyim Suriye'de, Irak'ta falan bulunmasının aslında makul hiçbir sebebi olmamasına rağmen böyle bir hani bize sapıkça gelen bir inancın temeli olduğunu bilmemizde fayda var. Tabii bunun arka planında da 2010 yılındaki Arap Baharı da etkili olmuştur. Çünkü o zaman hani biz sevelim sevmeyelim bunlar otoriterdir, diktatördür ama mesela bir Saddam Hüseyin'in mesela Irak'tan gitmesi, Hüsnü Mübarek'in işte Mısır'dan gitmesi, işte ne bileyim Muammer Kaddafi'nin Libya'dan gitmesi yani bunlar deve dişi gibi adamlar. Yani bunlar varken böyle bir şey aslında Filistin'de yapılamazdı. Ama ne oldu? Bunların gitmesiyle beraber artık o Arap Birliği de bozulmuş oldu. Zaten
Mesela yani en büyük sorun ne? Arapların önemli bir kısmı peyderpey artık Filistin'i bir problem olmaktan işte çıkardılar ve söylediği gibi bugün işte İbrahim anlaşmaları dediğimiz anlaşmalar var ki bunlar son derece rezil anlaşmalardır. Yani zaten biz burada yani Orta Doğu'da Arap coğrafyasında demokrasinin olmadığını görüyoruz. Yani halkların kalbi Filistinli kardeşlerimizle beraber atarken yönetimler maalesef İsrail'le iş tutmaktadır ve onu cesaretlendirmektedir. Nitekim mesela dün yani maalesef diyelim ülkemize gelen Birleşik Arap Emirlikleri Prensi işte şeyle Netanyahu ile anlaşma yapmış ve 1,5 milyar dolarlık bir ticareti başlatmıştır. Ve dolayısıyla bu da tabii bu tür faaliyet yapan İsrail'in tırnak içinde meşruiyetini işte güçlendiren ve ona cesaret veren bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani dolayısıyla burada aslında yani İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun vehameti bizlere bunları konuşturmakta. Çünkü halkı Müslüman olan 57 tane Müslüman devlet var ve bunların küresel ekonomiye katkıları %7 civarında. Maalesef ki bugün bakıyoruz teknolojiden inovasyona kadar işte ne bileyim uzay teknolojisinden tutun işte yazılıma kadar hiçbir konuda İslam dünyasının söz sahibi olduğu bir alan yoktur. Ama bunların içerisinde tabii Türkiye hariç tutulmalıdır. Neden? Çünkü işte bu 57 halkı Müslüman olan ülke içerisinde laik, demokratik, İslam'la demokrasiyi birleştirebilen ve batılı kurumlara da önemli bir şekilde işbirliğiyle bağlı olan ve kalkınmasını da sürdürebilen bir ülke olan Türkiye vardır. Her ne kadar tabii bugün ekonomimiz biraz sarsılma içerisinde olsa bile bunun biz inşallah olumlu bir neticeye evrileceğini düşünüyoruz. Çünkü tam da bu kesimle bir mücadele halinde olan Türkiye vardır. Yani Doğu Akdeniz'de işte Libya ile mutabakat zaptına imza atarak varlık gösteren bir Türkiye var. İşte Suriye'de Suriye'nin birliği ve bütünlüğü için çabalayan bir Türkiye var. Irak'ta işte terörü yok etmek isteyen bir Türkiye var. Karabağ'da Ermeni zulmüne, 30 yıllık Ermeni zulmüne dur diyen bir Türkiye var. Somali'nin parçalanmasını, kaynaklarını kullanamamasını engelleyen bir Türkiye var. Ve Afrika'da işte Fransa başta olmak üzere Belçika'nın ve diğer ülkelerin acımasızca 100-150 yıldır sömürdüğü Afrika'da sömürgeciliği bitirmek isteyen bir Türkiye var. Ve dolayısıyla Türkiye'ye işte 15 Temmuz 2016'da askeri bir işte darbe, daha doğrusu bir iç savaş çıkartma git teşebbüsünde bulunan bu kesimler artık yani bunun askerle işte polisle ya da terörle olmayacağını görmüşlerdir ve ekonomik açıdan Türkiye'yi sıkıştırma çabasındadırlar. Çünkü yani Türkiye'yi de susturulursa artık Filistin için mücadele edecek hiçbir güç kalmayacaktır. Ve bugün mesela bizim gördüğümüz şey, bizim gönül coğrafyamız diye ifade ettiğimiz yani Osmanlı bakiyesi olan toprakların da hatta dünyanın da tek umudu Türkiye'dir. Bu müstemlekeci güçlere, sömürgeci güçlere karşı. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii Türkiye'nin de burada yapması gereken önemli şeyler var. Yani mesela nedir burada? İsrail'le mesela kesinlikle normalleşme süreci içerisine Türkiye girmemelidir benim zannımca. Çünkü bugün Naftali Bennett denen adamla Netanyahu arasında hiçbir fark yoktur. O da katildir. O da soykırımcıdır. Bu da öyledir. Kudüs'ün mesela uluslararası korumaya alınması için Türkiye mücadele etmelidir. Mesela bunun benzerini Kıbrıs'ta yapmıştır. 1974'te biz oraya başarılı bir müdahale, askeri müdahale yapmamızın akabinde Kıbrıs Gazze olmaktan ya da Filistin olmaktan çıkarılmıştır ve oradaki Türklerin hakları korunmuştur. Aynı şekilde Arap Müslüman kardeşlerimizin hakkını korumak için Birleşmiş Milletler'in içinde olduğu bir askeri varlığın mutlaka Filistin coğrafyasında bulunması lazım ki bunun içinde yeni yerleşim planlarının açılması engellensin ve oradaki kardeşlerimiz nefes alsın ve nihai anlamda iki devletli, iki toplumlu bir çözüm hakim hale gelsin. Ve dolayısıyla mesela Türkiye bir an önce Filistin'le bu münhasır ekonomik bölge anlaşmasını yapması lazım. Yani çünkü artık biz yeni dünyanın, yeni dünya düzeninin Akdeniz, Doğu Akdeniz üzerinden inşa edileceğini biliyoruz. Ve Türkiye bu anlamda işte Libya ile çok önemli bir anlaşma yaparak işte İsrail'in İsmet adı verilen işte İsrail'den
Güney Kıbrıs, oradan Yunanistan'a geçecek petrol boru hattı, doğalgaz hattını engellemiştir ve dolayısıyla bunu Filistin'le de yapması gerekir. Filistin otoritesiyle bu anlamda böyle bir anlaşma yapmasında fayda vardır ve İsrail'e karşı da her platformda mücadele içerisinde olması lazımdır. Çünkü baktığımız zaman İsrail dediğimiz devlet Osmanlı'yı yıkan devlettir. Ondan sonra ve bugün bile yani işte biliyorsunuz Türkiye'nin iç bütünlüğünü engellemek için mücadele eden bir devlettir ve Türkiye'nin işte Doğu Akdeniz başta olmak üzere her yerde karşısında olan ekibin başı konumundadır. Yani bir şer cephesi maalesef Türkiye'ye karşı oluşmuştur. Türkiye'yi kıskaca almaya çalışan, kuşatmaya almaya çalışan hepimizin isimlerini bildiği ülkeler vardır. Ve bunların içerisinde gizli ya da açık ortak olan güç İsrail'dir. Dolayısıyla buna karşı da gerekli önlemlerin alınması gerekir. Mesela Türkiye bunları gerçekten başarmıştır. Yani ama mesela burada algı operasyonları söz konusudur bu gruplar tarafından. Mesela nedir? Yani güya İsrail'in yaptıklarını işte meşrulaştırmak için ne yapıyorlar? Hamas füze atıyormuş. Ondan sonra İsrail'in de işte self defense dediğimiz nefsi müdafaa hakkı varmış. Onun için bu saldırılar yapılıyormuş. Ama yani 1951 Birleşmiş Milletler şartına göre nefsi müdafaa aslında şartları bellidir. Yani bunun birincisi orantılı olması gerekir. Yani size karşı bir saldırı varsa ki hani bu tabii ki yani hukuksuz yapılan mesela bir eylemi kesinlikle bizim kabul etmemiz mümkün değil. Yani mesela Hamas'ın belki çaresizlikten yapılıyor ama hani masum insanları da katledebilecek bir şekilde füze göndermesi doğru kabul edilemez. Ama verer ki bunu yaptı, bunun misliyle orantılı bir şekilde yapmak gerekir. İkincisi de sivil insanlara zarar vermeyecek bir şekilde bunun yapılması gerekir. Mesela Türkiye bunu yapmıştır. Mesela 2015'te Hendek siyaseti uygulandı Türkiye'de. PKK ne yaptı? İşte bir takım Güneydoğu'daki şehirlerimizi, Siirt'i, Muş'u, Bitlis'i, diğer yerleri kantonlar haline getirdi. Ve burada bir savaş yürüttü. Ve doğrudan Türk ordusuna karşı savaş açmaya çalıştı. Ama bizim askerimiz orada topyekün bir bombalama yapmadı. Biz 827 insanımızı şehit verdik ve orada milim milim, santim santim kim suçluysa, kim teröristse onları ayıklayarak bir o mücadeleyi verdik. Yani yoksa orada İsrail'in yaptığı gibi toplu bir süpürme yapıp on binlerce insanın işte ölümüne vefatına yol açabilecek bir savunma ya da bir bastırma hareketine girişmedik. Yani dolayısıyla olması gereken budur. Ve nitekim mesela Human Rights Watch örgütü İsrail'i apartheid yani ırk ayrımcılığı yapmakla suçlamıştır. 2015 senesinde Filistin Otoritesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştur ve bu hala devam etmektedir. 2017 senesinde mesela Trump'ın yani Kudüs'ü başkent haline getirmeye çalışan kararı Türkiye'nin girişimiyle yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde engellenmiştir. Ve aynı zamanda İsrail işte Lahey'de, Cenevre'de alınan kararlarla ve sözleşmelerle iki şekilde suçlanmaktadır. Bunlardan birincisi insanlığa karşı suç işlemek, ikincisi de ibadet ve mülkiyet özgürlüğüne engel oluşturmak. Dolayısıyla bunlar insanlık suçudur ve bunu yapanların mutlaka adalet önünde yani uluslararası ceza mahkemelerinde cezalandırılması gerekir. Sırp lider nasıl Slobodan Milošević'e, Ratko Mladić'e yapıldığı gibi bu mahkemeler mutlaka açılmalıdır ve açılacaktır. Ben Abdullah'ın dediğine katılıyorum. Her şeyi isteyen aslında hiçbir şey de alamaz ve bu süreç tersine mutlaka dönecek. Ama hani bizde inancımız da odur. Yani Allah işte nedir? İmhal eder ama ihmal etmez. Yani zulmün belli bir süre en azından yaşanmasına müsaade eder ama onun da mutlaka neticesi zalimin zulmüyle yıkılması olacaktır. Yani zulm ile abad olan kimse yoktur. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman bir kere biz burada işte yeniden Mescid-i Aksa'nın yerine Süleyman Mabedi'nin kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ve dolayısıyla işte bu Armagedon evanjelik inancının bahsettiğim şekilde hakim getirilmeye çalıştığını görüyoruz. Ve aslında İsrail'in devlet olarak soykırımı ve işgalciliği bir devlet politikası haline getirdiğini görüyoruz. Hatta en son biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ve bir önceki geçen senekinde de Cumhurbaşkanımız ne dedi? Yani hatta İsrail Büyükelçisi orada çekti gitti biliyorsunuz. Yani sınırları belli olmayan dünyada bir ülke vardır. O da İsrail.
Çünkü 1947'ye bakın, işte 67'ye bakın, 73'e bakın, yani devamlı sınırları büyüyen ve sınırlarının nerede olduğu bilinmeyen bir ülkedir İsrail. Dolayısıyla bu açıdan da kabul edilemez. Ve burada yani şöyle bir tehlike de oluşturmaya çalışmaktadırlar. Mesela hani Türkiye bu meselenin dışına çıkarılmaktadır. Yani mesela uzlaşmacı olarak daima Mısır kabul edilir ama Türkiye devreye girdiği zaman, ya kardeşim sen Arap değilsin, bizim meselemizde senin ne alakan var diye diğer Arap devletleri tarafından da dışlanmaktadır. Bunun da önce yani engellenmesi lazım. Mesela bugün farklı bir noktada bu gündeme geliyor. Mesela bugün işte nedir? Eli kanlı Suriye'nin lideri olmayı işte bir şekilde Rusya'nın desteğiyle sürdüren Esed şimdi yeniden Arap Birliği'ne kabul edilmeye çalışılıyor ve burada da bir pan-Arabizm dediğimiz bir şey oluşturulmaya çalışılıyor. Yani Türkiye'nin bu coğrafyadaki yani Orta Doğu'daki etkinliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir işbirliği süreci başlatılıyor. Bu aslında Türkiye'ye yapılan da bir haksızlıktır. Ve nihayetinde mesela bu tür işte salvoların ya da saldırıların mesela hani hiç beklenmeyen olumlu sonuçları da olur. Mesela nedir? Bir kere Hamas mesela füzeleriyle bu saldırılar neticesinde İsrail'deki insanların kendi devletine yani İsrail devletine güvenini ortadan kaldırmıştır. Çünkü çok övündükleri bu Iron Dome dedikleri bu demir kubbenin aslında pek de işe yaramadığı ya da kolayca delinebildiği ortaya çıkmıştır. İşte orada mesela ilk defa belki de İsrail vatandaşı Araplar da bu intifadanın ya da bu işte Filistin mukavemetinin bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla uluslararası toplum Siyonizmin zulmüne karşı bugün çok daha duyarlı bir noktaya gelmiştir. Biden mesela apar topar hemen bunu durdurmak için çaba içerisine girmiştir. Ve Netanyahu'nun ortaya koyduğu kendi vatandaşlarını dahi dışlayan bir ırkçı vatandaşlık yasası söz konusudur. Yani oradaki mesela İsrail vatandaşı olan Arapları da dışlayan bir anayasa vardır ve bu da ciddi bir tepki çekmektedir. Ve uluslararası hukuk kesinlikle yerleşim planlarını kabul etmemektedir. Yani bu anlamda İsrail'in tüm çabalarına rağmen işte mesela hemen Kudüs'ün etrafındaki o Şeyh Cerrah mahallesi başta olmak üzere bu hukuksuz yerleşimleri artırma planları kesinlikle yani gerçekleşmesine rağmen uluslararası hukuk tarafından kabul görmemektedir. Yani dolayısıyla bundan sonra yapılması gereken şey işte bu zulmün, bu haksızlığın doğru bir şekilde anlatılmasıdır. Mesela burada doğru bir şekilde anlatılmaktan kastettiğimiz şey bunu mesela bir takım dini jargonlarla ya da kutsal ifadelerle yapmak doğru değildir. Yani Mescid-i Aksa bizim göz bebeğimizdir, ilk kıblemizdir. Bu tamam ama burada özellikle uluslararası topluma bizim vermemiz gereken mesele şudur. Ya kardeşim siz Mescid-i Aksa, Müslüman, Hristiyan falan demeyin. Yani bunun öncesinde burada bir insan hakları ihlali var. Buradaki masum insanların hem vatanları işgal edilmiş, işgal edilmekle kalmamış, varlığı sona erdirilmeye çalışılıyor. Tutunabildikleri çok az bir yerde bile yaşama imkanları bırakılmıyor. Ve burada sistematik bir insan hakları ihlali var. Ve bu sadece Türkiye'nin, sadece Arapların, sadece Müslümanların meselesi değildir. Yani Kudüs mesela en başta hem Müslümanlar, hem Yahudiler, hem Hristiyanlar açısından kutsaldır. Bir kere hepsini geçelim. İnsan hakkı zaten evrensel anlamda kutsaldır. Yani insanın yaşama hürriyeti, mülkiyet hürriyeti, ibadet hürriyeti, düşünce hürriyeti en kutsal hakların başında görülmelidir. Yani dolayısıyla bu açıdan bakıldığında burada aslında dediğim gibi olayın işte bir Arap-İsrail ya da bugün olduğu gibi Filistin-İsrail sorunu olarak sunulması son derece mahsurludur. Son derece yanlıştır. Çünkü yani İsrail'in yaptığı sistematik işkence bir apartheid rejimi ve devlet politikası haline getirilen işgalcilik ve yerleşimcilik yaklaşımları ve soykırım yaklaşımı yani kesinlikle bir insanlığa karşı işlenen suçtur. İbadet mülkiyet hakkına karşı işlenen bir suçtur. Ve bu bir ülkenin, bir dinin, bir mezhebin konusu değil, tüm insanlığın meselesidir. Dolayısıyla bu anlamda biz bu sorunun yeniden doğru bir biçimde tanımlanması gerektiğini ve insanlığa doğru bir şekilde sunulması gerektiğini savunuyoruz. Bizim çalışmamızda ulaştığımız temel sonuçlar bu olmuştur. Çünkü uluslararası hukuk demin bahsettiğim gibi Human Rights Watch'tan tutun, Lahey ve Cenevre Sözleşmeleri de Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi de tamamen Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Ve dolayısıyla İsrail'in
1947'den beri alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki kararlara uyması gereklidir. Yani bu hukukla da olmuyorsa zorla olacaktır. Yani bunun için de işte Türkiye başta olmak üzere bu anlamda devreye girmeye hazır olan pek çok güç mevcuttur diye düşünüyorum. Ben son olarak bir 5-10 dakikamız kaldı herhalde. Abdullah'a da söz vermek istiyorum. Acaba benim eksik bıraktığım ya da yanlış aktardığım şeyler var mı? Son olarak Abdullah sen ne demek istersin? Bu şekilde tamamlamış olalım. Yok hocam, çok teşekkür ederim, doğru aktardınız. Ama aklıma bir nokta geldi. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki Filistinliler topraklarını satmışlar, ne bileyim, öyle bir yalan söylüyorlar. Tamam, satarlar olmuş, doğru. Ama yüzde kaç? Evet. En fazla %5. En fazla %5. Şimdi diyelim ben Türkiye'de bir köy aldım. Bir devlet kurabilir miyim? Abdullah'ın devleti kurabilir miyim? Olmaz işte. Tabii ki. Olmaz. Bir de şey diyorlar. Her yerde hainler var. Ama biz maalesef insanlar genelleme yapıyorlar. Filistinliler topraklarını satmışlar. Ne bileyim ki dedileri satmışlar. Tamam, satan olmuş ama şimdi biz ölüyoruz. Biz öldürülüyoruz. Biz fidakarlık yapıyoruz topraklar için. Bilmiyorum ama insanlar işte genelleme yapmayı çok seviyorlar. Bir de İsrailler şey diyorlar, Filistin ya da kutsal yer, Kenan ülkesi tarihi hakkımız diyorlar. Hani hakkımız. Şimdi bu düşünceyle yani davranırsak o zaman biz Müslümanız. İspanya'yı almamız gerekiyor. Orada yaklaşık 800 yıl orada kaldık. Hollandalılar Endonezya'yı yaklaşık 350 yıl orada işgal etmişler. Yani bir kaos oluyor. İşte bu öyle düşünceler olmaz. İsrail hep yalan söylüyor. Hep hayali bir hikayeleri kuruyor, inandırıyor insanları. Ve maalesef insanlar okumadığı için, medyaya inandığı için İsrail'in söylediklerine inanıyorlar. Maalesef. Evet, çok teşekkür ederim Abdullah. Ben de Rica ederim. toparlayıcı ve Rica son ederim. söz olarak artık bir şeyler söylemek isterim. Bir de tabii burada aslında bizim Orta Doğu'yla ya da Müslüman diğer kardeşlerimizle belki yaşadığımız ya da bize yaşatılan en büyük sorun kimlik ve tarih açısından olmaktadır. Neden? Çünkü yani Abdullah'ın da ifade ettiği gibi kimlik ve tarih bir kurgudan, bir konstrüksiyondan ibarettir. Yani bu hani tamamen yalandır, yanlıştır demeyelim ama yani hangi ideolojiye sahipseniz o şekilde tarihi yeniden aynı malzemelerle kurgulayabilirsiniz veya benim kurguladığım tarihle sizin kurguladığınız kimlik arasında fark olabilir aynı materyali kullanarak. Yani burada çok önemli bazı olayları yok sayarsınız. İşte önemsiz aktörleri yüceltirsiniz. Mesela Abdullah'ın dediği gibi yani 3-5 kişi toprağını sattıysa tüm Filistinliler toprağını sattı dersiniz. Buradan farklı bir algı oluşturursunuz. Mesela aynı şeyi biz Birinci Dünya Savaşı esnası ve sonrasında da yaşadık. Yani işte Araplar bize ihanet etti diyoruz. Orada halbuki mesela kimdir ihanet eden yok mudur? Vardır. İşte burada Şerif Hüseyin ve onun hanedanındaki onun çocuklarıdır ve arkasında belki en fazla 1.000 kişi, 2.000 kişi toplamışlardı. Ve dolayısıyla yani buradan biz yani işte ne bileyim Orta Doğu'nun kaybedilişine oradaki tüm işte Arapların Osmanlı karşıtı olarak işte ihanet ettiği noktasına getirmemiz son derece yanlıştır. Tam tersine mesela işte Medine müdafiği Fahrettin Paşa'nın mesela hatıratını okuduğumuzda nasıl o bölgenin işte kurtarılması için Osmanlı askeriyle beraber Arap kardeşlerimizin nasıl bir mücadele verdikleri, kahramanca vatanları için şehit olduklarını da görürüz. Ya da işte Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda nasıl işte birlikte omuz omuza mücadele verdiğimizi görürüz. Ama burada emperyalizmin yani kurumsal bir kimliği vardır ve bunlar yani çok sağlam bir şekilde altyapıyı hazırlamışlardır ve davalarından vazgeçmezler. Yani bugün olmasa bile ya inatla yarın aynı söylemleri çok defa paylaşarak işte Abdullah'ın dediği gibi medya ve
iletişim, özellikle sosyal medyayı ya da uluslararası medyayı kullanarak kendilerini haklı gösterebilecek şekilde olayları lansmanını ya da lanse etmesini yapabilmektedirler. Dolayısıyla bunları kanmamak için bizim gerçekten doğru tarihi öğrenmemiz gerekir ve gerçekten de bizim yani sadece okumakla değil bizzat görerek de bu süreci, tecrübeyi yaşamamız lazım. Yani mutlaka ben tüm izleyenlerden istirham ediyorum. Yani Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü mutlaka görmeliler. Filistin'i görmeliler. Orta Doğu coğrafyasını gezmeliler ki yani buradaki gerçeklik nedir? Yani burada Türkiye'ye bakış nedir? Türk insanına bakış nedir? İslam'a bakış nedir? İşte Yahudilere bakış nedir? Yani bunları ezberden değil ya da bize verilmek istenen bir takım kalıplar ya da işte stereotip dediğimiz bir takım imajlar üzerinden değil, bizzat gerçeklik üzerinden görmek gerekir. Ama hani sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Biz yeni bir dünya düzeninin inşa edildiği çok önemli bir aşamadan, tarihi dönemeçten geçiyoruz. Yani önümüzdeki 3-5 sene dünyanın yeniden şekilleneceği bir yapıya kavuşacak. Ve dolayısıyla Türkiye'de işte burada durdurulmak istenen güçlerin başında geliyor. Ki yani bir aktör olarak yeni dünya düzeninin inşasında rol almasın. İşte nasıl geçmişte 100 yıl önce Orta Doğu'yu gasp ettiysek elinden Türklerin, bugün işte Anadolu'yu da alalım ve Türkleri de işte Asya'ya sürelim mantığıyla hareket eden bir sömürgeci emperyalist güçler var. Ve dolayısıyla buna karşı bizim son derece uyanık olmamız lazım. Akademiyamızın yani bu anlamda çok iyi çalışması lazım. Biz akademisyenlerin özellikle bu gerçekleri dünyaya elimizdeki imkanlar neyse o imkanları kullanarak aktarmamız, haykırmamız, ilan etmemiz lazım. Ki bizler de devletimizle, milletimizle ve dolayısıyla tüm Müslüman dünya ile birlikte hareket edebilirim. Bunu yapabilirsek dünyada tüm işte Müslüman coğrafya, Orta Asya'sıyla, Afrika'sıyla, Türkiye'siyle, dünyada ve Kafkasya'sıyla tabii ki hak ettiği yeri alacaktır. Çok geniş bir coğrafyadır. Yani 2 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 2 milyar nüfusun hakkının, hukukunun korunabilmesi için hepimizin elinden gelen mücadeleyi yapması lazım. Yani nihayetinde en sonunda bugün güçlünün haklı görüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Ama yani yarın haklının güçlü olduğu bir dünyaya evrileceğini de görmemiz lazım. Ama bu süreçte bizim de üstümüze düşeni iyi bir şekilde yapmamız lazım diyorum. Ve öncelikle yani tabii ki Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne ve size çok çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla inşallah faydalı bir oturum olmuştur. Bizden şimdilik bu kadar diyelim. Teşekkürlerimle dinlediğiniz için sağ olasınız, var olasınız. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Çok bilgilendirici bir oturum oldu bizim için de.